Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir alışveriş videosu hazırlamak istedim. Ağustos ayı ve Eylül ayı içerisinde, Eylül ayının başında yine bir takım indirimler oldu biliyorsunuz. Bu indirimlerde de yine ben de bazı ürünleri hem denemek amacıyla hem de içeriklerini beğendiğim bazı ürünleri de kullanım amacıyla, düzenli olarak kullanım amacıyla yine koleksiyonuma kattım. Bunların içerisinde yine cilt bakım ürünleri var oldukça fazla, birkaç tane de makyaj ürünü var ve trend da yaptığım birkaç tane de böyle kıyafet alışverişi var. Onları da size resimleriyle birlikte yine göstereceğim. Hazırsanız videoya başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdan zil işaretine basmayı unutmayın ki her hafta düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olsun. Şimdi hemen videomuza geçebiliriz. Öncelikle cilt bakım ürünlerinden başlayacağım. Daha sonra birkaç tane dediğim gibi makyaj ürünü var ona geçeriz. En sonda kıyafet alışverişine bakarız şimdi öncelikle birkaç tane yeni çıkan bir takım ürünler vardı. Yani yeni çıkan derken son dönemde çıkan ürünler ve ben de bunları denemek istiyordum. Malum sonbahar ve kış ayları da yaklaşırken retinol ağırlıklı cilt bakım rutinleri birazcık daha gündeme gelmeye başlıyor. Yazın da kullanılabilmekle birlikte Yine de hani güneşin etkilerine karşı birazcık daha o güneşin ısısı fazla olduğu için e, retinol'e yaz döneminde ara veriyoruz çoğunlukla. E, ben şimdi bu sonbahar döneminde kullanmaya başlayacağım. Hatta bu ay içerisinde hemen kullanmaya başlayacağım. Bir takım ürünler var onları size anlatacağım. Onun dışında yine e, çok beğendiğim bazı markaların indirime girmiş olan bu dönemdeki fiyatlarını uygun bulunca hemen e, kendime yine yedeklemek amacıyla aldıklarım da oldu. E, başta anlatacağım Babe ürünleri var. Babe'nin Healthy Aging adında bir serisi var. Bu Healthy Aging serisindeki ürünleri geçtiğimiz ay içerisinde böyle zaman zaman çok güzel flash indirimlere girdi. Ben aslında en son hazırladığım alışveriş videomda bunların bazılarını siparişini vermiştim ama o videoya yetişemediği için bu videoya kaldı hepsi. E, bu Bavay'ın Healthy Aging serisi özellikle benden çokça böyle hani anti-aging etkili olan, ileriki yaşlarda da etkilerini gösterecek olan ürünler isteyenlere e, iyi gelebilecek içeriklere sahip olduğunu söyleyebilirim. 30 yaş ve üzerinde özellikle dediğim gibi yaş alma ile ilgili belirtilerin azalması yönde cildinizin performansını artırmak yönde etkili içerikler kullanmak istiyorsanız bu Healthy Aging serisi çok güzel bir seri olmuş. Ben bunlardan seride yani oldukça fazla ürünü dediğim gibi o flash indirimlerle farklı farklı saatlerde yapılan flash indirimlerde ve günlerde toparlayarak seriyi tamamladım. Bunları düzenli olarak kullanmaya başlayacağım. Bu seri içerisinde neler aldım şimdi size onları anlatayım. Öncelikle sıradan gideyim. Böyle bir ampul seti var. Zaten babanın bu ampul setlerini daha önce de kullanıp sizlere anlatmıştım. C vitamini olan veya proteoglikan içerikli olan çok beğendiğim ampul setleri vardı. Yine aynı şekilde bir Calm seti de vardı. Bu elimdeki de Healthy Aging olarak geçen, Multi Defense Age Rescue olarak geçen böyle bir ampul seti. Böyle gördüğünüz gibi 7 tane ampul var bu sette. E, ampullerin dışında 2 tane de yine ampulleri kırdıktan sonra e, ucuna takıp damla damla elinize daha kolay damlatabileceğiniz ve 2 gün içerisinde bitirmenizi de sağlayacak kapaklı bir aparatı olan böyle bir 2 tane yedek başlık da çıkıyor içerisinden. Bunların hepsini yani bir ampulü bir günde bitirmeniz çok fazla oluyor. Bir ampulü iki güne bölmek ideal oluyor açıkçası. Ben bunları haftada iki gece kullanacağım şekilde uygulamak istiyorum. Şöyle ki hani bir tanesini kırarım bir hafta iki gece bölerek uygularım. Ondan sonrasında tekrardan yine ertesi hafta bir tanesini daha kırarım gibi uygulayacağım. Şimdi içeriklerinde ne var biraz onlardan bahsedeyim size. İçerisinde A vitamini, C vitamini, E vitamini bulunuyor. Zaten bu seri A vitamini bakımından desteklenmiş olan bir seri. Healthy Aging serisi. Aynı zamanda bu seride D vitamini bulunmasından dolayı ben çok çok beğendim. A vitamini dediğim gibi hani bu retinol, retinal olarak bildiğimiz A vitamini yine bu seri içerisinde içeriklerde kullanılmış ve oldukça etkili bir oranda kullanılmış. Bunun içerisinde aynı zamanda hilonik asit, prebiyotikler, sika ve peptit kompleksi de kullanılmış çok güzel bir ampul seti ve fiyatı da gerçekten indirimde oldukça makul fiyatlara düşmüştü. Bunun dışında yine aynı seriden aldım. Diğerini de göstereyim. Başta gösterdim bu elimdeki. Bu da Multi Renewal Night Peeling olarak geçiyor. Peeling olarak geçiyor ama aslında bir serum yine. Yani cildinize sürüp yıkanılan serumlardan değil. Cildinize sürüp cildinizin üzerinde bıraktığınız ve ondan sonrasında bu hani kendi işini orada çalışarak yapacak. Arkasından nemlendirici kreminizi sürerek akşam bunu rutininizi tamamlayabilirsiniz. İçerikte pro retinol bulunuyor ve kapsüllermiş formda bulunduğu için de etkisi daha daha hani böyle yerine gidip işlevini yapabilecek şekilde bir formülasyona sahip olduğunu söyleyebilirim. Ben Açıkçası içeriklerini çok beğendiğim için bu seriyi hemen edindim. Yine akşamları aha da içerdiği için aynı zamanda retinol ile birlikte kendi içerisinde formülasyonda bir araya geldiğinden sıkıntı yaratmıyor. Bunları yine akşam rutinimde kullanmayı düşünüyorum. Hani bununla diğer serumu farklı akşamlarda kullanmayı düşünüyorum. Yine buna haftada iki akşam yer verebilirim diye düşünüyorum. Ahalı bir içeriği de sahip olduğu için, retinolde olduğu için. Şöyle ki ben retinol daha önce de uzun dönem kullanmış olduğum için ve cildimde yaşım gereği artık bunu kaldırabildiği için ve cildimi alıştırdığım için haftada 4-5 akşama kadar retinol veya retinal içerikli olan ürünleri kullanabiliyorum. Bunda bir sıkıntı olmuyor. Yeni başlayacaklar için söyleyebilirim. Ee, hani böyle sonbahar dönemi geldi ben de artık retinoidlere geçmek istiyorum diyenler olursa retinoid genel adı olarak hepsini söylüyorum. Retinol veya retinal hangi ürünü kullanacaksanız. E, buna göre de yine en düşük yüzdeli olanlardan tercih etmenizde fayda var yeni başlayacaklar için. Healthy Aging Baba'nın bu da e, yine dediğim gibi peeling olarak da içeriklerini beğendiğim bir ürün olarak rutinlerime dahil oldu. Bu seriden başka ne var? Hemen onları söyleyeyim. Bir de yine bir serumu var. Bu serumda da yine aynı şekilde bakuchiol da bulunuyor. Bakuchiol adını çok sık duyduğumuz bildiğiniz gibi son dönemde bitkisel içerikli A vitamini olarak popüleritesini kazanmış olan bir içerik. Yine serum olarak böyle gördüğünüz işte çevirerek açabildiğiniz böyle buradan pompayla sıkabildiğiniz çok güzel bir serum şişesi yapmışlar ki e, bu da yine hava almayı da engelleyen bu tür tüp şişeleri ben çok beğeniyorum içerik bakımından da. Hava almadığı için içeriği uzun süre koruyor açıkçası. Bunun içerisinde de A vitamini desteği Bakuchiol ile sağlanmış. Aynı zamanda içerisinde yine seramitler bulunan, e, aynı zamanda içerisinde yine çok güzel içerikler olan probiyotikler ve Centella Asiatica. %2 oranında Centella Asiatica var. E, aynı zamanda pek çok güzel içerikler var. Peptitler bulunuyor içerisinde. Peptit kompleksi bulunuyor. E, yine bunu da hani bütün akşamlara yayarak ve hatta sabah da kullanmayı düşünüyorum. Sabah akşam kullanımına uygun olan bir serum çünkü. E, bunu rutinlerde hani demirbaş serum olarak diğerlerinde dönüşümlü olarak kullanmayı planlıyorum. E, yine dediğim gibi Healthy Aging serisindeki tam olarak ismi de Multi Rejuvenating Revitalizing Booster with Bakuchiol ve Kolajen olarak geçen bir serum bu. Ee, bu arada gramajı da oldukça büyük 50 mililitre kocaman bir ambalajda. Yine dediğim gibi indirimde çok oldukça iyi fiyata, içeriklere göre oldukça iyi fiyata kaptım serumlardan bir tanesiydi. Bu seride iki tane de krem aldım. Bunları da hemen göstereceğim size. Bunları da şöyle göstereceğim. Biri akşam, biri gündüz kullanımı için düşündüm. Ben böyle düşündüm açıkçası ama mesela gündüz için kullanacağımı siz isterseniz hem sabah hem akşam da kullanabilirsiniz. Ama akşam için kullanılacak olan içerisinde yine retinol bulunduğu için Bence akşam rutininde kullanılması daha iyi olacaktır. O akşam için olanı rengi daha böyle koyu renkli ambalajı gördüğünüz şekilde. gündüz için olanınsa üstü böyle beyaz renkli olarak görebilirsiniz. Health Aging serisindeki bu multi action olarak geçen nemlendirici kremin içerisinde yine Centella Asiatica var, probiyotikler bulunuyor, elastin bulunuyor. Onun dışında yine laktik asit bulunuyor. Aynı zamanda C vitamini, kolajen ve piruik asit gibi çok güzel içeriklere sahip ve bunlar da yine cildin yenilenmesine aynı zamanda ciltteki lekelerle savaşta da etkili olabilecek içeriklere sahip. Yani hem anti aging hem de lekelerle savaşta lekeleri baskılama yönünde de etkili içeriklere sahip olan bir ürün. E, bunu da çok beğendim ve dediğim gibi ben sabah rutinlerimde kullanmayı düşünüyorum. Güneş kremi kullandığım için bu içerikteki yüzdeler herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Sizler isterseniz hem sabah hem akşamda bu ürünü nemlendirici krem gibi kullanabilirsiniz. Yani anti aging etkili bir nemlendirici krem gibi düşünülebilir. Bir diğeri de dediğim gibi akşam kullanılacak olan retinol çekli olan kremi. Bu da multi repair olarak geçiyor. İçerisinde hem bakıçol hem de retinol bulunuyor. Dediğim gibi bu seri hani özellikle böyle bakıçol, retinol ile desteklenmiş C vitamini, E vitamini ile de desteklenmiş olan bir seri. Aslında anti aging etkiler bakımından gerekli olan bütün o vitaminleri cilde vermek üzere bir bombardıman etkisi yapacak harika bir seri olmuş. Bunda da yine aynı şekilde kalendula bulunuyor, sentella asiatica bulunuyor cildi yatıştırmak ve yenilemek adına. Aynı zamanda probiyotiklerce cildi iyileştirmek adına güzel içerikleri var. Bakuchiol yol %0.5 oranında var. Onun dışında yine kapsüllenmiş retinol %0.5 oranında bulunuyor. C vitamini var %0.5 oranında ve E vitamini hyaluronik asit gibi içeriklere sahip olan çok güzel bir krem. Eğer anti aging etkileri olan bir seri düşünüyorsanız bir yatırım yapmak istiyorsanız cildinize bu seriye bakılabilir. Ben henüz kullanmadım fakat içeriklerini çok beğendim ve dediğim gibi uygun fiyata da bunları kendime böyle sonbahar kış bakımında stokladığım için de çok mutlu oldum. Çünkü oldukça piyasada satış fiyatına göre oldukça uygun fiyat aldım. Bu arada ben bunları satın aldığım linkleri aşağı eklerim. Herhangi bir sponsorluk veya işbirliği yoktur. E, sadece şunu söyleyeceğim, e, satın aldığım dönemdeki fiyatlar böyle dediğim gibi zaman zaman flash indirime girdiği için oldukça uygundu. Bu arada ürünler geldiği zaman hemen böyle son kullanma tarihlerini de kontrol ettim. Kesinlikle böyle çok yakın zamanda 2 3 ay sonra bitecek gibi değil. 2004, 2005 hatta 2007'de son kullanma tarihi olan ürünler var içerisinde. Onu da hatırlatmak istedim. Şimdi bundan sonra geçiyorum başka bir ürün serisine. Çok beğendiğim bir marka Marianne May markası Kore markalarından. Vionin sitesinden aldım bunları. E, güzel bir indirime girmişti. Bu indirimde de daha önceden de kullanıp beğendiğim tranexamic asit ve glutatyon içerikli olan göz çevresindeki hem lekelere hem de anti aging etkiler bakımından böyle çizgilerin üzerine de çalışma etkisi olabilecek içeriklere sahip olan bir göz kremi. Zaten bundan daha önce bahsetmiştim. Hatta indirimini de duyurmuştum. Bayağı bir indirime girmişti bir ara. İkinci üründe %40 gibi bir indirim yapmışlardı. O zaman bu çok beğendiğim tranexamik asit ve glutatyon içerikli olan Mere Enmei'nin göz kremini aldım kendime. Şimdi bu kremin şöyle bir avantajı da var. Normalde göz kremleri 15 mililitrelik gibi küçük tüplerde olur ya bunlar oldukça büyük boylarda. Genelde kore ürünlerine de böyle daha büyük göz kremlerine de rastlıyoruz. 30 gram boyutunda. Bunu sadece göz çevrenize değil yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Yani hani böyle sadece göz kremi gibi düşünmeyin. Göz çevresi hassas olduğu için göz çevresine uygulanan kremler birazcık daha hassas içerikli oluyor ama yüzünüze uygulamayacaksınız diye de bir kural yok. Ben bazı göz kremlerini özellikle böyle büyük tüpte olanları yüzüme de uyguluyorum ve memnun da kalıyorum. Tabii ki sabahları güneş kremini unutmamak gerekiyor. Sabah akşam kullanılabilir bir içerik olduğunu da söyleyebilirim. Tranexamik asidin lekeler üzerinde çalışma etkisi arbutinden ve C vitaminden bile kat kat fazla. C vitaminiyle traneksamik asidi birleştirerek kullandığınızda lekelerde çalışma etkisi bir o kadar daha fazla güçleniyor aslında. E, o yüzden çok sevdiğim içeriklerden ve son yıllarda çok sık kullandığım içeriklerden bir tanesi traneksamik asit. Mary May'in göz kremi de hemen yedeklenmiş oldu. Başka bir Mary and e ait olan yine bu indirimden işte ikinci ürün %40 dediğim indirimden aldım. Peptitli olan serumunu aldım. Bu da içerisinde 6 tane peptit kompleksi bulunan bir serum. Copper Tree peptid bulunuyor mesela. Hexa peptid bulunuyor gibi pek çok peptit türü var içerisinde. Bunu da hemen size ambalajını göstereyim. Şöyle serum şişesini şu şekilde. Henüz açmadım. Şu an kullandığım peptitli serumun bitmesini bekliyorum ama çok da sabırsızlanıyorum. Çünkü oldukça güzel içeceklere sahip. Yine anti-aging etkiler bakımından peptitli bir serum arıyorum diyorsanız eğer Mary Ann May'in bu peptitli serumunu tavsiye ederim. Zaten beğendiğim ürünler içerisinde genelde listelediğim serumlardan bir tanesiydi. İndirimden aldığım için de gerçekten şanslı sayıyorum kendimi. E, yedekte hemen bulunacak ve sonrasında uygulamaya geçecek olan serumlardan bir tanesi. Bir diğer ürüne geçiyorum. Bu da yine çok beğendiğim markalardan bir tanesi. Daha önceden Ginseng serumunu kullanmıştım ve çok beğenmiştim. Aslında bunun bir de güneş kremi var. O da yani böyle listemde almayı düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Marka Beauty of Joseon olarak geçen Kore markalarından bir tanesi. Bu elimdeki göz kremi. Yine e, Tranexamik asitli göz kreminden başka... Bir de bunu aldım. Aslında şöyle bir durum oldu. Bu tam böyle radarıma girdiği dönemde ben yine Babe'nin az önce gösterdiğim bu Healthy Aging serisindeki göz kremini de alacaktım. Fakat o sırada bu radarıma girdi. Babe'nin göz kremi indirime girdiği halde onu almaktan vazgeçtim. Onun yerine bunu aldım. Nedenine gelince bunun içerisinde retinal bulunuyor. Retinal, retinole nazaran daha hızlı retinoik aside dönüşüyor. Yani 11 kat daha hızlı çalışıyor. Dolayısıyla da daha hızlı çalışma etkisi olduğu için birazcık daha etkilerini de hızlı görebiliyorsunuz. Retinal aynı zamanda daha nazik bir içerik. Yani retinole göre cildinizi çok da fazla kurutmuyor. Retinal içeriği son dönemde daha fazla ürünlerde görmeye başlıyoruz. Bu aslında beni de sevindiren bir durum oldu. Retinal içeriğinin cildimdeki etkilerinden de çok memnun kalıyorum çünkü. Beauty of Josio'nun göz kreminin içerisinde de Retinal formunda yine içerik bulunduğu için e, o yüzden retinoldense retinalli olan göz kremini almayı tercih ettim. Bu aynı zamanda dediğim gibi yine büyük boyda elimdeki sanırım yine evet 30 mililitrelik az önce söylediğim gibi göz kremlerinde genelde Kore markaları böyle büyük çalışıyorlar. Ama yüzünüze de uygulayabilirsiniz yani bunu göz kremi olarak düşünmeyin 30 mililitrelik bir yüz retinal ürünü aldığınızı düşünün. Hem göz çevrenize hem de yüzünüze rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. İçeriklerini çok beğendim. Bu da benim yine alışverişimden bir tanesiydi. Şimdi hemen geçiyorum başka bir ürüne. Yeni çıkan ürünlerden bir tanesiydi. Çok denemek istiyordum. Yine böyle e, hepsi buradan aldım sanırım bunu. Hepsi burada bir indirim olmuştu. Güzel bir indirim. O indirimden yararlanarak bu hani marka günlerine özel böyle günlük hemen e, markalarda, çeşitli markalarda güzel indirimler yaptılar. %20, %30, bazen %15 gibi. O indirimden de L'Oreal'in yeni çıkardığı bu Midnight serumunu almak istedim. Bu açıkçası L'Oreal'in daha önceden geçen yıl kullandığım retinol serumunu çok beğendim. Aynı dönemde çıkan yine hyaluronik asit serumunu da çok beğendim. Yani L'Oreal'in son dönemde çıkardığı bu bakım ürünleri serisi benim çok hoşuma gitti. Yine daha önceden Revitalift 3X olan böyle bir serisi vardı. Kırmızı seri. Onu da zaten çok beğenerek kullanmıştım. O yüzden bu Midnight serumunda içeriklerini araştırdıktan sonra bunu da mutlaka alıp kullanmam gerektiğine karar verdim. Şöyle söyleyeceğim, ürün henüz çok yeni geldi elime. Bugün hani kargodan çıktı diyebilirim. Ee, ama içeriklerini gerçekten beğendim ve eğer ki anti-aging etkileri bakımından gece serumu kullanmak istiyorum diyorsanız düşünülebilecek ürünlerden bir tanesi. Hani birebir şuna muadildir, buna muadildir gibi böyle yüksek fiyatlı ürünlerle çok böyle çarpıştırmak istemiyorum ama akşam rutinlerinizde özellikle cildin toparlanması, sıkılaşması, eşitsizliklerin, renk eşitsizliklerinin düzeltilmesi bakımından da kullanılabilecek serumlardan bir tanesi içeriklerine göre bu şekilde görünüyor. Ben de kullandıktan sonra sizlerle etkilerini deneyimlerimi zaten paylaşacağım. Alışverişimden bir tanesi de L'Oreal'in yeni midnight serumuydu. Bunu da göstermek istedim. Hatta şişesini de merak edenler için böyle kapalı değil açarak da göstermiş olayım. Şöyle. Çok da güzel bir ambalaj hazırlamışlar. Yine boyut büyüklük olarak aynı retinol serumunun şişesinde birazcık daha gerintili çıkıntılı yapmışlar sadece bunu. Bir diğer cilt bakım alışverişimde bu sefer de Fit and Alive markasından Sellika Derm adındaki onarıcı kremini aldım. İki tane böyle yedekledim kendime. Bu tür böyle onarıcı kremler evimin altında bulunması çok iyi oluyor. Hem böyle sivilce çıktığı zaman üzerine sürüyorum. Hem bazen her akşam değil ama bazı akşamlar böyle haftada bir akşam mesela tüm cildime sürerek bunları yatıyorum. O zaman da cildin onarılmasına, ciltteki o kızarıklıkların biraz düzelmesine, toparlanmasına Destek olan bir ürün aslında. Fit bu Sellica Derm Kremi'nin içerisinde de Centella Asiatica yoğun miktarda bulunuyor. Zaten Centella Asiatica'nın da hem sivilcelerde, aknelerde çalışma etkileri var. Hem aynı zamanda ciltteki kızarıkları birazcık daha yatıştırıyor. Cildi sakinleştiriyor. Cildin dokusunu birazcık daha böyle düzeltme etkileri olduğu için açıkçası bunu da hemen kendime yedekledim iki tane. Yine bunu da size göstereyim. Böyle kapalı ambalajda görmüş olmayın. Tüpün içerisinde şöyle göstereceğim ben daha önceden yine elimde Chamos markasının ürünü kullanıyordum. O da Centella Asiatica bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip. Şimdi bundan da iki tane yedekledim. Çünkü o bittiği zaman hemen bunlara geçeceğim. Bir de bu tür ürünleri ben böyle her türlü kullanıyorum. Yani sadece yüzüm için değil. Bazen kolumda, elimde herhangi bir yerde bir şey çıktığı zaman da yine bunları sürüyorum. Boynumda vesaire işte dekolite bölgesinde bir sivilce çıkıyor. Mesela oraya da sürüyorum. Açıkçası her türlü çok amaçlı kullanım sağladıkları için onarıcı etkileri olduğu için bu tür ürünleri hep yedeyimde bulunduruyorum. Kiehl's Alive'ın da bu ürünlerini kendim hemen indirimde yedeklemiş oldum. Evet bundan sonra şimdi geçiyorum. Birkaç tane makyaj ürünü var. Bunları hızlıca göstereceğim. Ee, öncelikle geçenlerde bayağı bir önce bir böyle makyaj uygulaması yapmıştık. O makyaj uygulamasında böyle minik tester deneme boy olarak Charlotte Tilbury'nin Beautiful Skin fondöteninden uygulama yapmıştık. Bugün de aslında tenimde gördüğünüz yine Charlotte Tilbury'nin Beautiful Skin adlı fondöteni fakat bu sefer fondöteni edindim ve bunu kullandım. Bunu yurt dışından getiren birisinden ben açıkçası sipariş ederek aldım. Yine aşağı bırakırım. Arzu edenler sorup öğrenebilirler. Bu şekilde tüp olarak bu benim elimdeki iki nötral rengi. Zaten uyguladığım testi de iki nötral rengiydi. Bunu bir arkadaşımdan edinmiştim. Üzerine de tekrardan bunu da kendime yedeklediğim için çok mutlu oldum. Böyle pompalı bir ambalajı var bu şekilde. Rengi tonu cildimde, tenimde gördüğünüz gibi şu anda. Yani çok koyu değil, açık bir ton ama çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Hem süngerle hem aynı zamanda fırçayla rahatlıkla kullanabiliyor. Ben bir böyle fırçayla dağıtıp üzerinden nemlendirilmiş süngerle hafif böyle pıt pıt geçtiğim zaman daha böyle oturuyor cildime. Tabii ki pudrayla biraz sabitliyorum ki yani böyle nemden vesaireden çünkü karma cildim olduğu için çok etkilenmesin diye. Bugün aynı zamanda fondötenin altında hafif böyle bir parlama yansıma görüyorsanız Charlotte Tilbury'nin Hollywood Flawless Filter adındaki bu aydınlatıcısını fondötenin altına çok hafif yanaklarıma ve alnıma birazcık uyguladım. Birazcık da çene bölgesine. Üzerine de dediğim gibi Beautiful Skin fondöteni uyguladığımda ikisi birlikte çok güzel oldu. Tenimdeki duruşunu çok beğendim. Böyle varla yok arası bir fondöten gibi duruyor. Ton eşitliyor ve böyle çok hani e fondöten fondöten de durmuyor. Kabuk gibi de durmuyor. Oldukça az bir miktar. Bir pompayı tüm yüzüme yaydım. Bu da yeterli geldi. Hani bereketli olacaktır diye düşünüyorum fiyatına göre. Böyle az az kullanıma uygun olan bir fondöten. Ve ben açıkçası rengini duruşunda çok çok beğendim. Aydınlık ve sağlıklı gösteren bir ürün. Onun dışında geçiyorum başka bir ürüne. E bu da yine yeni çıkan ürünlerden bir tanesi. Bugün kirpiklerimde de bunu uyguladım. E aslında daha önceden bunun normal olan versiyonunu kullanmıştım. E, Maybelline Sky High maskaranın Less Sensational olarak geçen serideki Sky High maskaranın Cosmic Black olarak geçen maskarası. Daha önceki klasik versiyonu ben aldığımda ilk kullandığımda çok böyle hani memnun kalmamıştım. Ama bir süre sonra o durdukça güzelleşen bir maskara oldu. Bunda ise ilk kullanımda etkiyi beğendim. Hakikaten o böyle siyah etki daha fazla ve kirpikleri uzatıp böyle çok da tel tel ayırmıyor. Ama yine böyle hani topak topak da yapmıyor. Tam ikisinin arası tam kararında bırakıyor. Tarak kısmı yine aynı şekilde silikon bir tarağı var. Ve oldukça yumuşak bir başlığı var. Başlık kısmı. Maskarayı çok iyi kirpiklerinize oturtmanızı olanak sağlıyor. Gayet güzel bir şekilde bu gördüğünüz hani tek kat bir kere uyguladım. İkinci bir kat üstünden geçmedim. Fırçada ne kadar varsa sürdüm. Bu şekilde bıraktım. Ben memnunum. Kirpiklerim çok aşağıda düşürmedi. Uygulama sonrasında videonun şu ana kadar da Gayet güzel görünüyor. Aşağıya dökülmedi. Böyle kum gibi pul pul vesaire hiçbir şekilde dökülmedi. Memnun kalarak kullanıyorum şu anda. Sizlerle de bir video içerisinde yine uygulamasını yapacağız bunun. Sky High Maskara da yine yeni aldığım ürünlerden bir tanesiydi. İndirimde kaptığım için de şanslıyım yine. Mac'in Prep and Prime rujların altına uyguladığım ve açıkçası rujların kalıcılığını ve daha çok dayanıklı olmasını da sağlayan bir dudak bazı olduğunu söyleyebilirim. Bunu daha önce de kullanmıştım. Bir tane yedekledim yine indirim zamanında. Beğendiğim bir ürün yumuşak yapıyor. Böyle dudak balımı kullanmayı sevenler veya rujların altında daha kalıcı olmasını, rengin daha iyi göstermesini isteyenler tercih edebilirler. Bir dudak primer olarak söyleyebilirim dudak bazı. Onun dışında yine Mac'in bu Glow Play blushlarından, yani biraz daha kremsi olan ve böyle rengini de çok güzel gösteren, hafif yumuşak, çok fazla bastırmakta istemiyorum. Şöyle göstereceğim rengini. Pembe tonlu olan. No Shame adındaki rengini aldım. Bu şu an yanaklarımda var. Çok hafif uyguladım ben. E, ben Duo Fiber fırçayla uyguladım ama isterseniz bunu mesela parmaklarınızla bile uygulayabilirsiniz. Rengi şöyle çok tatlı bir pembe tonu. Şöyle de göstereyim. Uyguladığınız zaman buradaki kadar koyu bir pembe gibi olmuyor. Tabii ki arttırarak uygularsanız hani bu pembeyi de elde edebilirsiniz. Az az böyle dağıttığınızda çok sağlıklı bir pembe veriyor. Dediğim gibi bu elimdeki No Shame adındaki e, rengiydi çok da severek kullandım Yumuşacık bastırmak istemiyorum ama Böyle puf puf yumuşacık bir e, Yapısı var bir diğeri Bobby Brown'dan yine indirim zamanında Bir tane ürün almıştım bu da Pink Glow Adındaki highlighterı Pink Glow dediği böyle içerisinde yanar döner Gibi görünüyor hatta onu da yine Elimin üzerinde göstereyim Şöyle baya bir yansıması var Bugün uygulamadım çünkü bir anda Böyle ışık vurduğu zaman daha da çok belirgin oluyor Çok güzel bir yansıması var ama çok da böyle suni durmuyor. Oldukça tatlı, açık bir pembe tonunda. Şampanya pembe tonu arasında diyebilirim. Böyle pink glow dese de çok çok fazla bir pembe tonunda değil. O yüzden beğendiğim bir renk olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu elimdeki de küçük mini boyu. Büyük boyuna bence hiç gerek yok. Çünkü da gerçekten bitiremiyorum. Onun dışında başka ne var hemen geçiyorum. İki tane dudak kalemi var. Bunlar zaten daha önceden kullandıklarım da yine indirimde bunları hemen kaptım. Bir tanesi Flormar'ın Waterproof Lip Liner'larından. Bu elimdeki rengi de 234 numarası. Çok sevdiğim bir Newton. Elim üzerine şöyle çizeceğim. Hafif böyle başta sertmiş gibi geliyor bu kalemler. Ama ondan sonra uyguladığınız zaman dudağınızda harika duruyor. Bir tek bunu ruj gibi de kullanıyorum ben. Veya nude tonlu pek çok rujumun etrafında da güzel duruyor. Bazen ruju sürüp arkasından ben çerçeveyi geçiyorum böyle toparlamak için kenarları. Öyle de çok güzel oluyor. Veya tek başına da gayet güzel bir Performansı olduğunu söyleyebilirim zaten çıkmıyor suya dayanıklı da bir kalem. Ee, onun dışında yine çok beğendiğim markalardan biri Show By Pastel. Çok da ekonomik bir marka aynı zamanda. Show By Pastel'in lip liner'larından elimdeki rengi de 209 numaralı olan yine harika bir Newton ton. Ee, bu da birazcık böyle hafif yani bu böyle kalem tıraşla açılan kalemlerde biraz sertmiş gibi oluyor ama daha bir mau tonda, daha böyle bir gül kurusuna kaçan bakın alttaki. Bunu da yine gül kurusu nude rujlarımla uygularım diye düşündüm ve kış döneminde hafif böyle mat rujlar veya sadece dudak kalemini sanki bir rujmuş gibi geçmek de çok hoşuma gittiği için ve dayanıklı da olduğu için açıkçası bunları da yine indirim zamanında iki kalemi koleksiyonuma eklemiş oldum. Bundan sonra... Bir şampuan aldım. Bu bana değil bu kızımaydı. İki şampuan bir arada aldım. Johnson Baby'nin bu şampuanlarından. Bunlar da elimdeki 750 mililitrelik olan kocaman boyu ve yanında 200 mililitrelik olan küçük boyu birlikte bir set halinde oldukça ekonomik fiyatlıydı. Bunların içerisinde yine zaten hep söylemiştim SLS, SLS vesaire para ben bulunmuyor. Çocuklar için aynı zamanda gözde yakmadığı için banyoda rahatlıkla kullandığımız şampuanlar olduğundan sık sık bittikçe bu serinin farklı farklı ürünlerini alıyorum. Pembesini de daha önce kullanmıştık ama bunun kokusunu birazcık daha fazla seviyorum. Daha böyle hani bebekliğinde yıkarken ki o kokuyu hatırlıyorum bunu e, kokladığım zaman. O yüzden bunu da hemen yedekledim. Şimdi geçiyorum buradan hızlıca Trendyol alışverişimden birkaç tane böyle kıyafet alışverişi vardı. Onları göstereceğim. Üzerimde göstermeyeceğim ama yan tarafa e, böyle alışveriş sitesinden kendim de seçerek aldığım resimlerini ekleyeceğim. Ve ürünler hakkında da biraz size bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle böyle bir tişört seti. Geçen videoda da üzerimde gördüğünüz çizgili tişört. Bunu ben üçlü set olarak aldım. Bir beyaz tişört, bir siyah tişört ve bir de bu çizgili t-shirt var. Çizgili tişört daha sentetik yapıdaydı içlerinde çıkanlardan. Fakat siyahla beyazın penyesinin kalitesini çok beğendim. Kesinlikle terletmiyordu. Bu çizgili tişört açıkçası hani böyle bir 15 gün öncesinde birazcık daha terletecek gibiyken iklim koşulları birazcık daha serinlemeye başladığında şu anda daha rahat giyilebilir şekilde yakası, dizaynı, kalıbını çok beğendim. Hani böyle çok bol değil, çok dar da değil. Tam arada pantolonlarınızın içine sokarak rahatlıkla giyebileceğiniz formda. Ben açıkçası medium beden olanını aldım. Hani böyle ilk başta böyle çok biraz dökümlü olsun diye larcını söylemiştim. Bazen tişörtlerde büyük beden alıyorum çünkü daha böyle salaş durmasını istediğim için. Fakat large çok büyük geldi. Onu iade ettim. Tekrardan medium'unu aldım. O yüzden söyleyebilirim. Yani kendi bedeninizi alabilirsiniz. Ben üstte normalde medium beden giyiyorum ve bu medium beden bu tişörtte tam istediğim gibi oldu. Onun dışında bir de yine böyle bir tişört göstereceğim. Bu da böyle kolları yeşilli olan. Burada siyah çizgileri var. Yine dediğim gibi resme ekleyeceğim yan tarafa. Bunun da penyesinin kalitesini de çok beğendim. Kesinlikle terletmeyen %100 pamuk olan bir tişört. Ve yakası, kesimi, buradaki hani çizgilerinin duruşu, dikişleri falan oldukça güzel. Hatta bunu ben kendime medium beden olarak aldım. Small olarak da, small'da da turuncusunu da kızıma aldım. Bu turuncuda da böyle kahverengi biyeleri oldukça güzel görünmüş kenarında. Turuncuyla kahverenginin uyumunu zaten her zaman sevmişimdir. O da çok beğendi. O yüzden eğer dediğim gibi bu tür böyle bir tişört, spor kıyafetlerinize de, jeanlarınızla de giymek için düşünüyorsanız eğer kendi bedeninize bakabilirsiniz. Penyesi oldukça kaliteliydi. Bir de burada göstermem çok zor olacak ama böyle yine Trendyol Milan'ın çok güzel bir elbisesi. Bunu da açıkçası oldukça uygun fiyata yine aldım. Böyle üst görünümü birazcık yakası hafif böyle yarım bir balıkçı yaka gibi görünüyor. Üstü böyle birazcık dökümlü. Bele tam oturuyor. Bele oturduktan sonra kavisli bir şekilde aşağı iniyor. Diz altı boyda ve arkada minik bir yırtmacı olan çok güzel bir elbise. Kolları birazcık şuralarda bittiği için böyle omuzlarınızı daha dik ve biraz eğer çok geniş omuzluysanız fazla geniş gösterebilir. Ama şekil olarak kesinlikle klasik hani her dolapta olması gereken elbiselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Resimdeki gibi. Topuklu ayakkabılarla oldukça zarif duracaktır. Üzerine bir ceketle tamamlanabileceği gibi yine farklı renkleri de var bakılabilir. Ben açıkçası rengi bu petrol rengi olanı tercih ettim. Çok da beğendim rengini ve kalıbını da kesimini de. Onun dışında bir tane Kalem böyle gibi olan sigaret pantolonlardan bir tane var. Bunu göstermem yine çok zor olacak ama kesimi ve bilekteki boyunu çok beğendim. Yani bilekte bittiği yer oldukça güzel. Genelde böyle pantolon paçaları özellikle düz böyle babetlerle veyahut da makosenlerle giymek için daha böyle bileğin biraz üstünde olan boyu ben çok tercih ediyorum. Çok güzel geliyor bana o boy. Fakat hani pantolonun kalıbından kalıbına o kadar fark ediyor ki terziye götürme gerekliliği oluyor sürekli. Bunda hiç öyle olmadı. Çok güzel üstünüze oturuyor. Yandan cepleri var. Kumaşı gayet güzel. Dikimi harika. Arkada böyle yalancı bir cep var. Üzerinde dediğim gibi kalıbı böyle önden dikişini gösteren aşağı doğru sigaret dediğimiz daralan şekilde giden ve bileğin üstünde biten harika bir model Kumaşı çok güzel, astarlı değil ama böyle hafif likralı, daha çok sonbahar ve kışa uygun olacak olan bir pantolon olacaktır. Ve bir de kışa yatırım olarak böyle çizgili bir kazak aldım. Bu da yine daha likralı türde, ama dokusu çok güzel, yumuşacık, çok güzel oturuyor. Benim aldığım taş rengi olan çizgili, farklı çizgili renkleri de var, bakabilirsiniz. Ben medium bedenini aldım. Çok çünkü üstü böyle hani bol olunca. Bazen bu tür stretch türü olan kazaklarda potluk yapabiliyor. Tam midyum üzerime oturdu. Belinizin altına iniyor. Yani göbeklerinizin daha altına iniyor. O yüzden böyle pantolonun içine de rahatlıkla sokabilirsiniz. Kumaş pantolonun içine mesela çok güzel olabilir. Cinleriniz e, de çok güzel olabilir. Günlük de giyebilirsiniz. Farklı renkleri de olan yumuşacık harika bir kazak. Özellikle yaka stilinde çok beğendim. Başka rengine de bakmayı düşünüyorum. Bunlar da e, böyle bu Ağustos ayı içerisinde Eylül ayının başında yaptığım minik alışverişlerde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Dediğim gibi bu video içerisinde bahsettiğim bütün ürünleri aşağı açıklama kutusuna ben tek tek yazacağım. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Her hafta düzenli olarak yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Bu arada minik bir hatırlatma. Yaz döneminde e, videolarımızı cumartesi akşamı yayınlıyorduk. Çarşamba ve cumartesi akşamı yayınlıyorduk. Bundan sonrasında sonbahar ve kış dönemine girdiğimiz bu günlerde artık videoları yine kış döneminde olduğu gibi pazar sabahları yayınlamaya devam edeceğiz. Yani çarşamba akşamları saat 8'de ve pazar sabahları kahvaltımıza eşlik edecek videolarım. E, bu şekilde videoları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça diyorum.